Öğretmenleri Vedat ve Cansu'ya çözmeleri için bir denklem sistemi veriyor. Onlar da birkaç işlemden sonra aşağıdaki denklemleri elde ediyorlar. Bu öğretmenin elde ettiği sistem, bu Vedat'ınki, bu da Cansu'nunki. Hangisinin bulduğu sistem öğretmenin sistemine eşdeğerdir? Sorunun kendisine cevap vermeden önce eşdeğer sistemin ne demek olduğunu hatırlayalım. Eşdeğer sistem, elinizdeki sistemle aynı çözümlere sahip olan başka bir sistemdir. Yani öğretmenin sistemini sağlayan buradaki sistemin çözümü olan bir x'y çifti, Vedat'ın sisteminin de çözümü ise, Vedat'ın sistemiyle öğretmenin sistemi eşdeğer olur. Aynı şekilde eğer Cansu'nun çözümleri öğretmenin çözümleriyle aynıysa, o zaman da Cansu'nun sisteminin öğretmenin sistemine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gelin karşılaştırmaya başlayalım. Önce Vedat. Vedat'ın birinci denklemi öğretmeninkiyle aynı. Evet, bunların ikisi aynı şey olduğu için, buradaki iki denklemin çözümlerinin bu denklemi sağlayacağı kesin. Çünkü aynılar. İkinci denklem ise farklı. Evet, bununla bu aynı denklem değiller. Bir bakalım, nasıl aynı değiller? Farklılıkları ne? 1. Nasıl 0 olur? 0'la çarparsak. Eşitliğin bozulmaması için aynı şeyi diğer tarafa da yapmamız lazım ama bu denklemin sol tarafını 0'la çarparsak sonuç 0 olur. Burada da 0 eşittir 0 elde ederiz. Anlaşılan Vedat, denklemin iki tarafını da aynı sayıyla çarpmak yerine başka bir işlem yapmış. Bir sayı eklemiş ya da çıkarmış gibi duruyor. Gelin bu denklemi nasıl elde ettiğini anlamaya çalışalım. Eksi 4x artı 5y eşittir 1. Ve bundan eksi 3x artı 7y eşittir 0 elde etmiş. Peki sizce Vedat bundan bunu elde etmek için ne yapmış? Eksi 4x'in eksi 3x olması için eksi 4x'e x eklememiz gerekir. 5y'den 7y'ye gelmek için de 2y eklemek gerekir. Vedat denklemin sol tarafına x artı 2y eklemiş. Bakın burada da x artı 2y var. Sağ tarafta ise 1'den 0'a gelmek için 1 çıkarmak ya da eksi 1 eklemek gerekir. Gördünüz değil mi? Eksi 1 de burada. Anladığım kadarıyla Vedat bu iki denklemin sol taraflarını alt alta toplayarak buradaki denklemin sol tarafını, sağ taraflarını alt alta toplayarak da bu denklemin sağ tarafını elde etmiş. Bu geçerli bir işlemdir. Vedat'ın elde ettiği bu yeni denklem buradakinden farklı bir doğruya aittir ama sonuç olarak elde ettiği sistemin çözümü, orijinal sistemin çözümüyle aynı olur. Peki sonuç olarak elde ettiği sistemin çözümü neden aynıdır? Bu, iki denklemi sağlayan bir x'y çifti. X artı 2y, eksi 1'e eşit. Bu çözüm için iki tarafa da aynı şeyi ekliyoruz. Bakın, sol tarafa x artı 2y ve eşitliği bozmamak için sağ tarafa da aynı şeyi eklemem lazım. Bize bu denklemin çözümü için x artı 2y'nin eksi 1'e eşit olduğunu söylüyorlar. Eksi 1, x artı 2y'ye eşit olduğu için de elde ettiğimiz yeni sistemin çözümü, orijinal sistemin çözümüyle aynıdır. Kısacası Vedat'ın yaptığı işlemin, yani denklemlerin sol ve sağ taraflarını alt alta toplayıp yeni bir denklem elde etmenin son derece mantıklı ve doğru olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu işlem denklem sisteminin sonucunu değiştirmez. Hatta çoğu zaman sistemin çözümünü bulmak için bu tekniği kullanırız. Sıra Cansu'ya geldi. Cansu'nun birinci denklemi, öğretmenin ikinci denkleminin aynısı. Peki, ikinci denklemle birinci denklem arasındaki ilişki ne? İlk bakışta, Cansu'nun bu denklemin iki tarafında, bu denklemin iki tarafında bir sayıyla çarptığını düşünüyorum. Hatta bu sayıda, bakalım, sağ tarafı eksi 8 ile çarpmış, çarpı eksi 8, eksi 1 çarpı eksi 8, 8 eder. Ve sol tarafı da, evet sol tarafı da tabii ki eksi 8 ile çarpmış. Eksi 8 çarpı x, eksi 8x eder. Eksi 8 çarpı 2y de, eksi 16y. Gördüğünüz gibi Cansu bu denklemin iki tarafında aynı sayıyla çarpmış. Bu, denklemin sadece görünüşünü değiştirir. Ama denklem hala aynı denklemdir. Denklemin iki tarafında aynı sayıyla çarpmak, denklemin görünüşünü değiştirir ama denklem hala aynı doğruya aittir. Bu sebepten dolayı, yani denklemler değişmediği için, bu hala aynı denklem sistemidir ve çözümü de buradakiyle aynıdır. Sistemlerle çalışırken denklemlerin iki tarafını aynı sayıyla çarpmak ya da denklemleri birbiriyle toplamak, birbirinden çıkarmak sistemin çözümünü değiştirmez. Bu arada küçük bir not, toplamak ve çıkarmak derken denklemlerin sağ taraflarını ve sol taraflarını alt alta getirip toplamaktan ya da çıkarmaktan bahsediyorum. Bunları yaparsanız çözüm değişmez. O zaman Vedat da Cansu da öğretmenin sistemine eşdeğer bir sistem bulmuşlar. Ve bulacakları çözüm de öğretmeninkiyle aynı olacak diyebiliriz.